Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya rabbel alamin ve ya erhamer rahimin. Hatalarımızla, kusurlarımızla sana sığındık, sana yalvarıyoruz. Elimizden geldiği kadar halisane bir şekilde Yasin-i Şerif'i, Mevlid-i Şerif'i okuduk. Elimizden geldiği kadar halisane bir şekilde İhlasları okuduk. Okumuş olduklarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Sen Kerimsin, sen Rahimsin, bizleri affeyle. Bütün günahlarımızı merhametinle bağışla ya Rabbi. Bizleri doğruluk ve dürüstlük yolunda yürüt. Kendilerine nimet verdiklerinin yolunda, gazaba uğrayanların ve sapmışların yolundan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an'ı dünyada bizlere rehber eyle, kıyamette şefaatçi eyle, sırat köprüsünde bir ışık eyle, cehennemden koruması için bir zırh ve kalkan eyle, cennete götürecek bir yoldaş eyle, bütün iyiliklere sevk edecek bir kılavuz eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Dünyada tüm sıkıntı, bela ve musibetlerden, öbür alemde ise hem kabir azabı hem de cehennem ateşinden Kur'an hürmetine bizleri koru ya Rabbi. Kur'an'ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ya Rabbi, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırız. Ya Rabbi, Hazreti Peygamber'in senden istediği bütün iyilikleri biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar nasip eyle. Görünür görünmez belalardan, güç yetmez, takat yetişmez, akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri sana layık kul, Habibine layık ümmet, anne ve babalarımıza ve vatana millete hayırlı evlat eyle ya Rabbi. Bizlere Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakından, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin cömertliğinden, Hazreti Ömer Efendimizin adaletinden, Hazreti Osman Efendimizin hayasından, Hazreti Ali Efendimizin bahadırlığından, Eyüp Aleyhisselam'ın sabrından, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden ve iffetinden, İbrahim Aleyhisselam'ın bereketinden, İsmail Aleyhisselam'ın itaatinden nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, fakirlik gelmeden zenginliğin, hastalık gelmeden sıhhatin, ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini anlamayı bizlere nasip eyle. Bugün burada toplandığımız gibi yarın mahşer gününde Peygamber Efendimizin Livaul Hamd sancağı altında toplanabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, okumuş olduklarımızdan hasıl olan ecir ve sevaptan öncelikle Hazreti Peygamberi, Ehli Beytini, ashabını haberdar eyle. Cennette bizleri onlara komşu eyle ya Rabbi. Bütün peygamberleri, evliya ve salih kullarını da haberdar eyle ya Rabbi. Başta mevlid sahibinin olmak üzere, başta bu merhumun olmak üzere, başta bu merhumenin olmak üzere burada hazır bulunan cemaatin, dünyadan ahirete göç edenlerinin ruhlarına hediye eyledik, sen ulaştır Allah'ım. Kabirlerini pürnur, ruhlarını mesrur, makamlarını cennet, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Teksiratlarını affedip seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Kabir azapları varsa azaplarını okunan Kur'anlar hürmetine kaldır ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukuru olmaktan hifz-i emin eyle ya Rabbi. Amin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bizlere de son nefeste aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.